Merhaba değerli dünden bugüne başarı izleyicileri. Türkiye'nin dört bir yanını gezerek sizler için derlediğimiz, sektörün öncü firmalarını bir araya getirdiğimiz programımız başlıyor. Merhabalar değerli izleyiciler. İstanbul Gürpınar'dayız. Bilge Montessori Eğitim Atölyesi'ndeyiz. Yanımızda firma sahibi Saadet Eyüboğlu var. Merhabalar Saadet Hanım. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Bugün çok farklı bir eğitim kurumundayız. Belki herkesin kulağına aşina olmamış, herkesin bilmediği, belki sadece annelerin bildiği, belki annelerin de bir kısmının bilmediği bir eğitim kurumundayız. O yüzden ben bir an önce tanıtıma geçmek istiyorum. Ondan önce sizi biraz tanıyabilir miyiz? İsmim Saadet Eyüboğlu. Aslında endüstri mühendisiyim, yüksek endüstri mühendisiyim. Kızım doğduktan sonra Bilge, Montessori eğitimini duyma fırsatım oldu. Daha doğrusu çocuk gelişim alanına her anne gibi ben de girmiş oldum. Montessori konusunda eğitim aldım. Gerçekten Montessori eğitiminin çocuklar için harika bir eğitim olduğunu gördükten sonra bu işi daha fazla çocuğa ulaştırmam gerektiğini düşündüm. Onun için de böyle bir atölye açmaya karar verdim. Çocuk gelişim atölyesi diyoruz biz buna. Peki bu Montessori eğitimi nedir? Montessori eğitimi ismini ilk İtalyan kadın doktoru Maria Montessori'den alıyor. Kendisi ilk İtalyan kadın doktoru olup uzmanlığını psikiyatri alanında yapmış ve engelli çocuklarla çalışma fırsatı bulmuş. Engelli çocuklar üzerinde geliştirdiği bir takım materyallerle, ahşap materyallerle yani engelli çocukları normal çocuklar seviyesine taşımış. Daha sonrasından da bu eğitimi normal çocuklar üzerinde uyguladığında aslında çok kalıcı ve hızlı bir şekilde öğrendiklerini görmüş. O yüzden de hani Montessori eğitimini geliştirmiş. Yani doğumdan itibaren de uygulanabilecek bir eğitim tasarlamış kendisi. Peki bu Montessori eğitimi kaç yaşa hitap ediyor? Biz atölyemizde 1 yaştan 6 yaşa kadar eğitim veriyoruz. İki tane sınıfımız var. Bir tanesi 1-3 yaş sınıfımız. Toddler diye geçiyor Montessori'nin deyimiyle. Diğeri de 3-6 yaş sınıfımız. 1,5 saatlik atölyelerimiz oluyor. Ebeveynleriyle birlikte geliyorlar. Çocuklarımıza Montessori çalışmaları yaptırıyoruz. Daha doğrusu kendi hazırladığımız bu özel çevrede hazırlanmış, Montessori'nin deyimiyle hazırlanmış çevrede çocuklar istedikleri materyalle istedikleri kadar çalışabiliyorlar. Biz onları sunumlarını yapıyoruz. Peki bize biraz çalışmalarınızdan ve atölyelerinizden bahseder misiniz? Öğrenciler burada neler yapıyor? Dediğim gibi öğrencilerimiz hazırlanmış olan açık raflarda istedikleri materyalleri seçerek çalışma fırsatı elde ediyorlar. Yanlarına gidip hani nasıl yapıldıklarının sunumunu yapıyoruz. Bu çalışmaları bittikten sonra materyalleri raflara geri kaldırıyorlar. Böylelikle düzen duyguları gelişmiş oluyor çocuklarımızın. Yani 1,5 saat süren ince motor, kaba motor, düzen, dikkat ve konsantrasyon geliştirici çalışmalar yapmış oluyoruz. Biz şu an bir anaokulu değiliz. Sadece atölyeyiz. Ama ben Montessori eğitiminin farkından bahsedeyim size isterseniz. Montessori eğitiminde özgürlük var. Yani diğer anaokullarında her çocuk aynı anda aynı etkinliği yaparken Montessori'de çocuk kendisi seçiyor. İlgi alanına göre seçiyor. Ve böylelikle çocuğun siz ilgi alanını keşfetmiş oluyorsunuz. Ve çocuğa herhangi bir zorlama yapmadığınız için kendi özgür seçimiyle öğrendiği için bu öğrenme kalıcı oluyor. Yani Montessori şunu keşfetmiş, hani çocuğa zorla bir şey öğretemezsiniz. Öğretemeyiz. Kendi isterse öğrenir. Hani farkı bu diğer eğitim sisteminden. Evet değerli izleyiciler, Bilge Montessori'deydik. İstanbul Gürpınar'daydık. Saadet Hanım bize çocuk gelişiminden, çocuk zeka gelişiminden ve Montessori eğitiminden bahsetti. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bizler sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Sırada gıda sektörünün öncü bir firması var. Merhabalar değerli izleyiciler. İstanbul Beşiktaş'tayız. Black Angus Steak ve Burger House'dayız. Yanımızda firma yetkilimiz Sayın Bektaş Kanter var. Efendim merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Sağ olun sizler. Teşekkürler, bizler de iyiyiz. Sizleri gördük, yemeklerinizi gördük, daha iyi olduk teşekkür diyelim. Teşekkür ederiz. Efendim öncelikle bize biraz kendinizden bahseder misiniz? 2003 yılında başladım mesleğime, kebapçı olarak başladım. 2009 yılına ta ki varana kadar. Daha sonrasında Steak Burger konseptiyle tanıştık. Daha sonra neden dedik biz bu işi kendimize yapmayalım, biz de yapalım.
2016 yılında ilk şubemiz Tophane'de kurduk. Kaç tane şubeniz var? Şu anda 3 tane. 3 tane. Beşiktaş. Evet. Olarak şubeniz var. Beşiktaş, Tophane ve Başakşehir'de. Kaç yıldır hizmet vermektesiniz? Yaklaşık 2 yıldır hizmet vermekteyiz. Evet. İlk yılımızda en lezzetli burger ödülünü alarak devam etmeye başladık. Bu başarılı ödül için bizler de sizi kutluyoruz. Teşekkür ederiz. Bizler aslında şu an 2017'nin en iyi burger restoranındayız. 2017'nin en iyi et restoranındayız. Dünden bugüne başarı ekibi olarak da bizler sizi bir kez daha kutluyoruz. Teşekkürler. Birazdan da o benzersiz lezzete şahit olacağız efendim. Tekrar öneriyoruz o yüzden bu lezzet durağını. Peki efendim, ben menünüzle devam etmek istiyorum. Tabii. Ürün yelpazeniz çok geniş. Evet. Yani konu etse sizde yok bu konuda. Sağ ol. Lokumundan sucuğuna, antrikotuna her şey, burgerine kadar, köftesine kadar çeşit mevcut. Evet. Şimdi ben biraz sizin spesiyal ürünlerinizden bahsetmek istiyorum. Tabii. Bilek Angus'a özel. Evet. Başka bir yerde bulamayacağımız. Öncelikle şöyle başlayalım isterseniz, dana bifteğimizden. İnanılmaz görünüyor. Evet. Gerçekten göz dolduruyor. Evet, teşekkür ederiz. Etimiz hayvanın en değerli yerinden alıyoruz. Bileksin en değerleriniz kemiğe en yakın olan yerde en değerli et. Mesela? Mesela antrikotumuz. Kaburgadan. Kaburganın üst kısmından çıkar. Kemiğe en yakın et. En değerli de yağlıdır. Lezzetlidir. Lezzetlidir tabii. Mühürü de güzel yapılırsa suyu içinde hapseder ve ağzı inanılmaz derecede bir aroma katar. Süper. Yerken de keyif alırsınız. Daha sonrasında burgerimize gelelim. Bizim burgerlerimizin en iyi özelliği etin içinde suyu hapsetmesi. Bunu nasıl yapıyoruz? Tabii ki mühürlemeyle yapıyoruz pişirirken. Yalnız etimizi işlerken de şuna çok dikkat ediyoruz biz. Etimiz mutlaka kullandığımız et kaburga eti oluyor ve yine antrikotta da olduğu gibi kemiğe en yakın olan eti kullanıyoruz. Kesinlikle hayvanın hiçbir zaman iç yağını kullanmıyoruz. Kaburgadaki kendi yağı ve kendi etiyle oluşan özellikle bir burger. Özellikle seçilerek tabii, bölgelerden alınıyor. Tabii. Etlerimiz, hayvanlarımızı yerli bes olarak alıyoruz. Tamamen Türkiye'de yetişiyor hayvanlarımız. İşlemesini kendiniz yapıyorsunuz. Kendimiz yapıyoruz. Ufak bir çiftliğimiz var. Süper. Etin nereden geldiğini de biliyorsunuz. Evet. Evet, bu çok önemli son dönemlerde. Tabii ki. Burgerimizin özelliğiyle başlayalım. Tütsü füme kullanıyoruz içine. Karamelize soğanımız var. Orijinal çedar peyniri kullanıyoruz. Renginden anlaşıldığı gibi beyaz çedar. Süper. Evet. Diğer burgerime geçeceğim. Paris burgerimiz. Café de Paris sostan yapıyoruz. Domates ve kıvırcık karamelize soğan aromasından oluşuyor. Aralarındaki fark sos. Bir burgerimiz soslu, Café de Paris soslu. Diğer burgerimiz tütsü füme ve orijinal çedardan oluştuğu için aromalarda fark yaratıyor. Tütsü füme göze evet, daha böyle dolu dolu görünüyor. Fırında saatlerce pişen bir ettir. Tabii. Antrikottan yapıyoruz tütsü fümemizde. Yağ damarları içinde pişerken yayılıyor. Daha bir başka bir aroma katıyor. Burgere tabii ki lezzet katıyor. Peki sizde sucuk da var. Sucuğumuz da var. Lokum bonfilemiz de var. Yok burada. Evet. Onu önce bir söyleyelim. Teşekkürler. Peki, şimdi buranın bir özelliği daha var ki siz buradaki birçok ürünü kendiniz üretiyorsunuz. Evet. Ekmeğinden tutun, evet, yaz mevsiminde patatese kadar, evet, kendi üretiminiz, burada kendi el emeğinizle ev yapımı olarak yaptığınız ürünler. Yani siz etin de nereden geldiğini biliyorsunuz, evet, ekmeğin de nereden geldiğini, evet, biliyorsunuz, patatesi de kendiniz yapıyorsunuz. Yani müşteri, daha doğrusu misafirleriniz, evet, burada gönül rahatlığıyla aileleriyle birlikte, çocuklarıyla birlikte istedikleri menüyü yiyebilirler. Evet, hepsi mutlaka ev yapımı, kendi üretiminiz. Bu konuda ekran başındaki izleyicilerimiz de içleri rahat olsun, evet, diyelim. Peki efendim, son olarak adresinizi, telefon numaramızı bir kez daha teyit edelim. Bir kez daha ekran başındaki izleyicilere duyuralım. Black Angus Beşiktaş Türk Ali Mahallesi Şahin Edim Caddesi'nde 58 numarada. Saat gece 2'ye kadar servis veriyoruz. Bütün şubelerimiz aynı zamanda saat 2'ye kadar servis veriyor. Paket servisimiz de paket mevcut. Paket servisimiz de mevcut. Onun haricinde diyebileceğim, bekliyoruz. Herkesi bu benzersiz lezzeti tatmaya, evet, 2017'nin ödüllü burger restoranını tatmaya kesinlikle bekliyorum. En azından gelin bir kez deneyin. Bu benzersiz lezzet bir kez de olsa damaklarınızda yerleşsin. Sonrasında zaten vazgeçemeyeceksiniz, evet, diyoruz değil mi? Evet. Efendim çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Programımıza katılmış olduğunuz için.
değerli vaktinizi ayırmış olduğunuz teşekkür için. Teşekkür ederiz, sağ olun. Güzel lezzetleriniz için teşekkür ederiz. Sağ olun, hoş geldiniz. Efendim, bir lezzet durağının daha sonuna geldik. Bizler sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezip lezzet duraklarını keşfetmeye devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Merhabalar değerli izleyiciler. İstanbul Büyükçekmece'den programımıza devam ediyoruz. Süslü Atölyem'deyiz. Adı gibi süslü bir dükkandayız. Yanımızda firma sahibi Selin Şengül var. Evet. Doğru. Merhabalar Selin Hanım. Merhabalar. Nasılsınız? Hoş geldiniz öncelikle. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Bizlerdeyiz. Sizi burada ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Biz de sizi programımızda ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu kadar güzel, renkli bir yer olarak renk kattınız programımıza. Teşekkür ederim, sağ olun. Size biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii, ismim Selin Şengül, tasarımcıyım. Yaklaşık 4 yıldır bu sektördeyim. Hı hı. Kendi kızımın doğumundan sonra bu sektöre başladık. İhtiyaçları gördüğüm için daha yakından ben de kişiye özel hazırlamaya başladım. Hı hı. Onun haricinde 4 yıldır faaliyet gösteren bir firmayız. Kişiye özel tasarımlar yapıyoruz. Tamamen müşterimizin ihtiyacına yönelik odaklı çalışıyoruz. Hı hı. Hayallerinde ne varsa onları gerçeğe dönüştürüyoruz. Hayallerini aslında gerçeğe dönüştürüyoruz. Aynen. Peki, öyle. Burada neler yapıyorsunuz? Kına, düğün, sünnet, nişan, artık organizasyonlarımız gitgide evet artıyor biliyorsunuz. Evet. Bu konuda da size büyük bir pay düşüyor. Tabii ki. Ben bize bile yetişemiyorum hızına çoğu zaman. Evet. Biz burada daha çok bebek doğum setleri hazırlıyoruz. İsmi özel tamamen. Onun haricinde kişiye özel doğum günü ve özel organizasyonlar yapıyoruz. Özel dikim kıyafetlerimiz mevcut. Sadece bununla kalmıyoruz. Gelin hazırlığı. Aynen. Siz bana ne istiyorsanız ben sizin hayalinizi uygulamasını yapıyorum. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Aynen öyle. Sloganımız da o. Evladiyelik ürünler hazırlıyoruz daha çok. Tabii ki en özel anlarımıza konuk olduğunuz için ürünlerin kalıcılığı, işte kalitesi, o anın organizasyonuna uygun olması, bunlar çok önemli. Tabii ki. Hassas çalışıyoruz. El emeği hepsi. Kendi dikimlerimiz. Dışarıdan iş almıyoruz veya vermiyoruz, sunmuyoruz. Kumaşlarımızı bile fabrikalarında dikiş hataları bile olsa geri gönderiyoruz. Çünkü o şekilde sunmak istemeyiz. Ben de bir anneyim. Hı hı. Ve bu konuda da hassasım. Bebeklerimiz, kendi bebeklerimizi sayıyoruz. Hı hı. Yaklaşık bu zamana kadar 1000'den fazla bebeğimizin anılarına ortak olduk. Çok güzel aslında. Büyük bir keyif bizim için. İnanamazsınız. Kendimizcesine sahipleniyoruz bebeklerimize. O heyecan hiç bitmiyor. Aynen. Hiçbir zaman bitmeyecek de bizim için. Her zaman ilk günkü gibi heyecanımız devam edecek. Peki, İstanbul Büyükçekmece'deyiz ama Türkiye'nin dört bir yanına, hatta yurt dışına bile Instagram üzerinden satış yapabiliyorsunuz. Evet. Instagram hesabımızı, Facebook hesabımızı bir kez daha hatırlatalım. Tabii, Süslü Atölyem diye geçiyor bütün hesaplarımız. Instagram'da Süslü Atölyem, Facebook'ta Süslü Atölyem, internet sitemiz annebebe.net diye geçiyor. İnternet üzerinden siparişler alıyoruz. Dünyanın dört bir yanına kargo ile ürünlerimizi gönderiyoruz. Ya, milyonlarca bebeğimiz var. Mutluyuz bunlar için. Hazırlıklarına ortak olmaktan keyif duyuyoruz biz de. Çok güzel. Peki efendim, biliyorsunuz ki sektörünüzde yalnız değilsiniz. Evet. Birçok organizasyon rekabet firması var, evet, rekabet var. Özellikle internet dünyasıyla birlikte. Hı-hı. Peki ben biraz rakiplerinizden sizi bir adım öteye taşıyan noktalarınıza değinmek istiyorum. Kalitemiz, buraya geldikleri zaman çoğu insan şu an sektörde evden çalışmalar mevcut. Ama biz buraya gelmeleri canlı gözleriyle, elleriyle hissedip ürünlerimizin kalitelerini görmelerini istiyoruz. Genellikle o şekilde çalışmalarımıza başlıyoruz. Her şeyi burada sunuyoruz kendilerine. Beraber detaylarını da seçip, kararlaştırıp yardımcı da oluyorsunuz. Aynen o şekilde. En başa döndüğüm gibi hayaller her şey. Biz bir şeye odaklı değiliz. Tamamen müşterimiz ne istiyorsa, müşterimizden ziyade ailemiz oluyor onlar bizim. Ailelerimiz ne istiyorsa onun için hazırlıklarımız devam ediyor. Çok güzel. Peki efendim, 4 yıllık bir firmasınız. Evet. Büyüyorsunuz ve illaki büyümeye de devam edeceksiniz. Evet. Bundan eminim, şüphem yok. Peki biz sizi ileride nerelerde göreceğiz? İleriye yönelik hedeflerinizden bahseder misiniz? Tabii ki. En büyük hedefimiz Avrupa'ya açılmak. Şu an gönderilerimiz oluyor tabii ki ama orada da ürünlerimizi göstermek istiyoruz. Çabalıyoruz bunun için. Fuarlara katılıyoruz.
bizim için her şeyi bir şekilde onlara ulaştırmak istiyoruz yaptığımız ürünlerimizi. Her bebeğimiz giysin istiyoruz açıkçası kendi ürünlerimizi. Şimdilik bu kadar. İnşallah bizler de sizleri ileride Avrupa'ya açılmış, dünyanın dört bir yanına hizmet eden bir firma olarak görmeyi temenni ediyoruz. Yurt içi ve yurt dışı portföyümüzü sağlam adımlarla ilerletiyoruz şu an, ne kadar yeni de sayılsak da geçmişimize nazaran. Sağlam adımlarla ilerletmeye çalışıyoruz çalışım. Çok güzel. Peki efendim, son olarak ekran başındaki izleyicilerimize neler söylemek istersiniz, neler aktarmak istersiniz? Çocuklarımız ve bebeklerimiz tabii ki bizim için çok kutsallar, çok önemliler. Onlar için biz de güzel anlarına ortak olmak istiyoruz. Bunun için çabalıyoruz. İleriye dönük daha güzel şeyler yapmak için hedeflerimiz var. İnşallah biz de hedeflerinizin devamını, ilerleyişini görürüz. Başarılarınızın devamını dileriz. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Evet değerli izleyiciler, İstanbul Büyükçekmece'deydik. Süslü Atölyem'deydik. Adı gibi süslü, güzel, rengarenk bir dükkandaydık. Programımıza da renk kattılar. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Aktarmış olduğunuz değerli bilgiler için. Değerli çok memnun kaldım. Çok bizler de öyle. Efendim bizler sizler için Türkiye'nin dört bir yanını, bütün sektörleri gezmeye devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Sırada gıda sektörünün öncü bir firması var. Merhabalar değerli izleyiciler. İstanbul Şişli'deyiz. Elmalı Kafe'deyiz. Yanımızda firma yetkilisi, firma işletmecisi Sayın Emre Anaç Bey var. Efendim merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Çok güzel bir lezzet durağındayız. Yalnız çok ilginç ve eşsiz bir lezzet durağındayız. Gerek sunumlarıyla, gerek ürünleriyle, menüleriyle çok güzel bir duraktayız. Öncelikle bu başarınızdan dolayı sizi kutluyorum. Teşekkür ederim. Çok ve hemen dönüyorum. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? 35 yaşındayım. Evliyim. Markamızın isminden de belli olduğu şekilde Ali isminde bir oğlum var. Elmalı aslında, evet. Elmalı değil. Elmalı değil, Elmalı. Ali'den dolayı Elmalı. Bu şekilde bir işletmeye sahibiz. En iyi şekilde de hizmet vermeye mücadele veriyoruz. Peki efendim, ne kadar süredir bu işletmektesiniz? 4 aydır. Henüz çok yeni bir mekan, yalnız müşteri portföyü oturmuş, oldukça yoğun, bölgede çok sevilen, bölge dışından da çok fazla müşteri çeken, menüleriyle de aynı şekilde çok fazla ilgi gören bir kafe ve o yüzden özellikle burada bulunmaktayız. Bize biraz menünüzden, ürün yelpazenizden bahseder misiniz? Yani şöyle bahsedeyim, biz ilk önce burayı açmaya karar verdiğimizde bir müşteri olarak bu bakış açısıyla buraya başladık. Diğer kafelerde olmayan aynen ürünler, sunumlar mevcut. Örneğin bir elmalı çay istedik. Elmalı çay elmanın içinden geldi. İçinde elma parçacıkları var ve tarçın var. Sadece bir normal çay değil, aynı zamanda grip çayı olarak da evet içilebilir. Çünkü doğal tarçın ve doğal elma parçacıkları var içinde. Ondan sonra sufle istedik. Tahinli sufle geldi. Çok farklı bir ürün. Ben çok sufle yedim ama ya da çok tahin helvası yedim ama tahinli sufle hiç yemedim. Çoğu yemek için de sabırsızlanıyorum. Çoğu yerde de çikolatalı sufle genelde vardır. Biz yine bir farkındalık oluşturmak amaçlı ustamızın da fikriyle tahinli bir sufle yaptık. Çok da bu beğenilen da sizin bir spesiyeliniz. Kesinlikle. Çok da beğenilen bir ürünümüz oldu. Yani tahinli sufle yemek için çok gelen müşterimiz var yani şu an. Mutlaka öyle olduğunu düşünüyorum. Peki efendim, ürünlerimize tekrar geri döneceğiz. Ondan önce şunu sormak istiyorum. Elmalı Kafe'de özel günlerimizi nasıl geçirebiliyoruz? Nasıl aktiviteleriniz oluyor? Nasıl etkinlik ve organizasyonlarınız oluyor? Şöyle organizasyonlarımız oluyor. Biz sadece doğum günü organizasyonu alıyoruz. Localarımızda veya salonlarımızda kalabalık gruplarda olabilir. Farklı kişi sayıları da olabilir. Bu şekilde çok güzel doğum günü organizasyonları yapıyoruz. Herkes de buradan mutlu göndererek mutlu bir şekilde doğum günümüzü kutlayıp uğurluyoruz.
Peki maç yayınları? Maç yayınlarımız da var. Bütün hem localarımızda hem de salonumuzda dev ekranımız var. Her konumda da televizyonlarımız var. Biz genelde de maç ücretleri almıyoruz. Maç ücretleri alınmıyor. Bunun da altını çizelim. Doğru. Derbiler hariç. Derbiler hariç. Diğer hiçbir maçta ücret almıyoruz. Aynı zamanda locadan da ücret alınmıyor. Kesinlikle. Localarımızdan da herhangi bir ücret talebimiz yok. Müşterilerimiz locada da keyifli bir şekilde yemek deneyip, nargillerini içip, çaylarını içip sohbet edebilirler. Aşağıda salonlarımızda da. Şu an 5 tane locamız var. Yeterli gelmiyor ama inşallah yeterli kıldıracağız yani. İlerleyen süreçlerde inşallah. Peki efendim, ücret demişken ben hemen biraz ücret politikanıza değinmek istiyorum. Aslında gıda sektöründe çok fazla ücretten söz edilmemesi gerekiyor. Çünkü ücret o ürünün kalitesini gösterdiğine inanıyorum. Ama ben yine de ekran başındaki izleyicilerimizi bilgilendirmek adına birazcık ücret politikanıza değinmek istiyorum. Yani ücret politikamız şöyle, biz bölgesel bir çalışma yaptık ve diğer işletme mekanlarında da baz alarak fiyatlandırma yaptık. Bunlara da alakalı hem en kaliteli, en güzel sunumları verip o uygun fiyatlarda da bütün yiyecek içeceklerimizi gündemde tutmuş olduk yani. Peki efendim, biliyorsunuz ki Elmalı Kafe evet çok eşsiz bir kafe ama yine de sektörünüzde yalnız değilsiniz. Birçok kafe, restoran, bistro var. Rakiplerinizden sizi ayıran en önemli noktalar nelerdir? Rakiplerimizden bizi ayıran farklı noktalar şunlar. Biz bu işe başlarken müşteri gözüyle başladık. Bir müşteri olarak ne beklentimiz varsa aynısını buraya gelen misafirlerimize de hizmeti vermek için başladık. Genelde de donuk ürün kullanmamaya gayret ediyoruz. Fresh ürün kullanmamaya gayret ediyorsunuz. Kendi ürünleriniz, el yapımı ürünleriniz, zeytinyağlısı olsun, mantısı olsun, çayı olsun, birçok şey kendi el emeğinizle yaptığınız doğal ürünler. Bunu mutlaka vurgulamak istiyorum. Kesinlikle. Yani bu da sizi rakiplerinizden ayırıyor. Kesinlikle. Yani biz çünkü ben bir işletmeye gittiğim zaman donuk ürün çok hemen kendini belli ediyor. Yani biz burada genelde hep doğal ürün kullanmaya çalışıyoruz. Yani. Zeytinyağının yöresinden getiriyoruz. Zeytinimizi yöresinden getiriyoruz. Yani hamburgerin köftesini, diğer köftelerimizi hep kendimiz burada yaparak. Kendiniz marine ediyorsunuz, kesinlikle. Kendiniz işliyorsunuz. Evet. Evet değerli izleyiciler, İstanbul Şişli'deydik, Elmalı Kafe'deydik. Emre Bey bize bugün menülerinden, hizmetlerinden ve ileriye yönelik hedeflerinden bahsetti. Bizler de bu kafeyi, bu ürünleri, özellikle elmalı çayı tavsiye ediyoruz. Bunu da bir kısa not olarak düşelim. Bizler sizler için lezzet duraklarını gezmeye devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Merhabalar değerli izleyiciler, İstanbul Sancaktepe'deyiz. Strongwrap'teyiz. Sektörünün öncü bir firmasındayız. Yanımızda firma yetkilisi Sayın Anıl Özdemir var. Merhabalar Anıl Bey. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Öncelikle bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Strongwrap markası olarak hizmet veriyoruz. Strongwrap markası Atlantis Mühendislik firmasına aittir. Biz Strongwrap markasının franchising, yani bir nevi iş ortaklarındanız. Yani franchising olarak yaklaşık 4-5 yıldır hizmet veriyoruz. Strongwrap markası şu anda 1999 yılında zaten kurulmuştur. Bu marka dekoratif kültür taşları olarak üretim yapmaktadır. Fabrika kapsamı olarak ayda 35 bin 40 bin döküm kapasitesine sahip bir firmadır. Sektörünün öncü firması tabii aslında. Tabii ki. Öncü firmalarından bir tanesi. Dünyada ve Türkiye'de. Dünyada zaten şu anda dekoratif olarak dünyada dördüncü sırada olan bir firma. Yani şu anda zaten Türkiye'de de birinci olan bir firma bu. Strongwrap markası. Ve Anıl Bey'in şubesi de Türkiye'nin birinci seçilmiş. Evet. Bunu da buradan altını çizelim. Evet, evet. Çok teşekkür ediyoruz. Yani aslında biraz da hayat hikayemiz başarıya yönelikti. Kendi şahsiyetimin tabii ki firmanın da aynı şekilde kurucusu olarak. Yani hayat hikayemiz aslında bizim
taşörünlük kısmından, yani çekirdek olan kısmından geliyor bizde. Yani ben kendi şahsiyetime 25 yaşındayım. Yaklaşık 4 yıl, yani 21 yaşında Stornep'in, yani distribütörlü Anadolu yakası bahisi olarak, franchising olarak 21 yaşında başladım. Takdire şayan bir hikayeniz var aslında. Yani, henüz 4 yıllık bir tecrübeniz var ama şu an Türkiye'nin birinci sırasındasınız. Birinci olan bir firmayım, evet. Biz de buradan tebrik ediyoruz sizleri. Teşekkür ederim. Peki bize biraz hizmetlerinizden, çalışmalarınızdan ve ürünlerinizden bahseder misiniz? Tabii ki şöyle söyleyeyim. Hizmetlerimiz genelde iç ve dış olarak, inşaat sektöründe iç ve dış olarak dekorasyon amaçlı yapılan bir üründür zaten ürünler. Yani ürünlerimiz tamamen iç kısımlarda, içeride olan, yani TV ünitesi arkası gibi, işte daha modern, daha mimari olan kısımlarda kullanılıyor. Ve dış hem evlerde, hem ofislerde, tabii, hem iş tabii, yerlerinde. Bütün yaşam alanlarında kullanabiliyorsunuz. Artık işte bazı bölümlerde insanlar eskiyi arar oldu. Evet. Yani biz artık nostaljiye doğru gidiyoruz. Eskiye doğru bizi götüren tabii ki, yani bizim yapmış olduğumuz ürünlerin daha doğal, daha renkli, kendini daha bir modern hale getirdiği için tabii dikkat çekiyoruz. Ürünlerimizi çok modern yapıyoruz çünkü. Yani çok dikkat ediyoruz. Ya bunlara çok önem veriyoruz. Sektörde başarılıyız. Her zaman da başarılı olacağımıza inanıyorum. Çünkü kapasitemiz çok çok artmaya başladı. Fabrika kapasitemiz de aynı şekilde artıyor. Günden güne artıyor. Fabrikada çalışanlarımız günden güne artıyor, çok büyüyoruz. Güzel. Evet değerli izleyiciler, İstanbul Sancaktepe'den seslendik sizlere. Stormrap mağazasındaydık. Sayın Anıl Özdemir bizlere fikirlerini ve düşüncelerini aktardı. Kendisine bir kez daha teşekkür ederiz. Teşekkür bir sonraki ederim. Programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın. Şimdi sırada yine sektörünün öncü bir firması var. Merhabalar değerli izleyiciler. İstanbul Etiler'den sesleniyoruz sizlere. Sosyal Ben Vakfı'ndayız. Yanımızda vakfın kurucusu Ece Çiftçi var. Efendim merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler siz. Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Ece Çiftçi ben. Sosyal Ben Vakfı'nın kurucusuyum ve 14 yaşından beri de hem sosyal girişimcilikle hem sosyal sorumlulukla ilgileniyorum. Ve şu anda da uzmanlık alanlarından bir tanesi de sivil toplum yönetimi. Bu şekilde. Peki efendim, bize biraz Sosyal Ben Vakfı'ndan bahseder misiniz? Hizmetlerinizden, çalışmalarınızdan ve projelerinizden. Sosyal Ben Vakfı aslında gönüllüsüyle ve çalıştığı çocukla büyüyen bir vakıf, gelişen bir vakıf. Çünkü amacı 7 ile 13 yaş aralığındaki ilköğretim çağındaki öğrencilerin, ekonomik anlamda dezavantajlı olan öğrenci grubunun yeteneklerini ve sosyal becerilerini geliştirmek için eğitim programları düzenliyor. O yüzden de bizim hedef grubumuzda çalıştığımız alanlar genelde taşımalı eğitimdeki köyler oluyor. Ve burada aslında yaptığımız çalışmalar çocukların resimle, sanatla, müzikle, dansla, kısa filmle, yaratıcı yazarlıkla kendi sosyal kimliklerini güçlendirecek ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlayacak atölye çalışmalarıyla onlarla bir araya geliyoruz. Ve bu sürecin adına biz Sosyal Ben diyoruz. Çocukların bizim atölyelerimizle ve eğitimlerimiz sonucunda kendini değerlendirme kısmı. Biz şu an Türkiye'de 65 ilde çalışıyoruz. 350 gönüllümüzle birlikte 6 tane temsilciliğimiz var. Ve aynı zamanda da uluslararası alanda da 10 farklı ülkede şimdiye kadar çalışmalarımızı gerçekleştirme imkanı bulduk. Peki efendim, Sosyal Ben Vakfı olarak biz sizleri ileride nerelerde göreceğiz? Sosyal Ben Vakfı aslında çok sahada sahacı bir vakıf. O yüzden de hep hedefleri arasında Türkiye'de kurulmuş ama uluslararası bir vakıf olmayı, uluslararası bir sivil toplum örgütü olmayı hedefliyor. Ve bu yüzden de yaptığı saha modeliyle dünyaya hitap etmek istiyor. Dünya çocuklarına ulaşmak istiyor ve ulaşıyor da, başladı zaten ulaşmaya da. Ama tabii ki sayılarla da biraz bahsetmek gerekirse, hedefimiz 2019'a kadar 1000 gönüllüye çıkmak. 350 gönüllüden sonra daha sahada çalışan kitlemizi arttırmak istiyoruz. Örgütlenme anlamında şu an 6 temsilcilikteyiz. Bunu 11 temsilciliğe çıkarmak istiyoruz. Ve kendi içimizde de tabii ki bu finansal sürdürülebilirliği store üstünden düzenli kılmaya çalışıyoruz. Ama bunların hepsinin en çatısında da
uluslararası olmak, uluslararası alana konuşabiliyor olmak bir Türkiye'de kurulmuş bir sivil toplum örgütü olarak en büyük hedeflerimiz arasında. Sosyal Ben Vakfı'ndaydık. Ece Çiftçi bize yapmış olduğu projelerden, yardımlardan ve vakfından bahsetti. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. İstanbul Etiler'den seslendik sizlere. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhabalar değerli izleyiciler. İstanbul Güngören Bağcılar Sanayi'deyiz. Vaz Otomotiv'deyiz. Yanımızda firma yetkilisi Süleyman Usta var. Ustacığım merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Buyurun, sizi dinliyorum. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Süleyman Usta ne yapar, kaç yaşındadır, kimdir, Süleyman kaç yıldır bu işi yapar? Süleyman Usta 68 yaşında. Yarım asırlık bir sürecin bu aletlerin, bu motorların içindedir. Yarım asırlık usta kendisi. Bunun da altını çizelim. Peki efendim, burada yapmış olduğunuz çalışmalardan bahseder misiniz bize? Konum çok ama kısaca söyleyeyim. Yeni teknolojiyle beraber gelişimlerde biraz eksiklikler görüyorum. Bunun gelişebilmesi için dernek gibi kurumsallaşarak eğitim almak kaydıyla bunlara ulaşabileceğiz. Birey olarak çok zorlanıyoruz. Peki siz burada neler yapıyorsunuz? Biz burada neler yapıyoruz? Örneğin şu araç, şu gördüğünüz Grand Mill'inden dolayı, şu okuyucudan dolayı 15 gündür bu arabanın çalışmasına uğraşıyoruz. Düşünemedik ki hiç bunların daha önce takılıp eğileceğini. Bir başkasının yanlışını biz düzeltmeye çalıştık. Ne oldu? Değiştirdik, arabamız çalıştı ve düzeldi. İşte yarım asırlık ustanın farkı da burada diyelim. Peki efendim, biz Vas Otomotiv'i, bu sektörü sizleri ileride nerelerde göreceğiz? Kendinizi nasıl geliştireceksiniz, nasıl değiştireceksiniz, neler yapacaksınız? Sürecim azaldı. Öyle mi? Artık karavanımı alıp emekli olmak istiyorum. Bir ama asıra bir türlü tamamlamayacağız mı? Çok zor. Ama teknolojiyi çocuklarımıza, çocuk gelenlere iyi anlatmak için içindeki enerji de bu. Çocuklar, teknoloji çok hızlı gelişiyor. Şimdi elektronik araçlardan, patlamalı motorlardan çıktık. Artık aynen, elektrikli teknolojiye geliyoruz. Şanzıman yok, yağ yok, hava filtresi yok. Tamircinin işi de azalıyor. Onun için bir an önce örgütleşerek, kurumsallaşarak bunların eğitimini almaktır. Hızlı gelişim de buradan geçer. Teknolojinin ve birlik beraberliğin, yani dernekleşmenin, kurumsallaşmanın önemine değindi yarım asırlık ustamız. Peki son olarak ekran başındaki izleyicilere neler aktarmak istersiniz, neler söylemek istersiniz? Özellikle bu gelişen teknolojide herkes kafasına bir şeyler koysun, iyi düşünsün, iyi yargılasın, gelişimlerini buna göre ayarlasın derim. Söyleyeceklerim bunlar. Çok teşekkür ederiz aktarmış olduğunuz bilgiler için. Tekrar daha sonra görüşmek üzere. Daha sonra görüşmek üzere o zaman. Vas Otomotiv'deydik. Süleyman ustamız bize biraz kendisinden, biraz işinden bahsetti. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın. Merhabalar değerli izleyiciler. İstanbul Mecidiyeköy'deyiz. Sektörünün öncü bir firmasındayız. Ulusal danışmanlıktayız. Yanımızda firma yetkilisi Kıvanç Atamuratoğlu var ve firma danışmanı Sülgün Nuriyeva var. Onlar isimlerinizden anlayacağınız gibi Türkmenistan kökenli ve kendileri gibi yabancı uyruklu İstanbul'da ikamet eden vatandaşlara danışmanlık hizmeti sağlıyorlar, iş hizmeti, iş olanağı sağlıyorlar. Efendim merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkürler. Bizler de iyiyiz efendim. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz Kıvanç Bey? Evet, ismim Kıvanç Atamuratoğlu. Türkiye'de işte yabancılara olan ilgilerimizi burada oturum izni, çalışma izni, Türkiye'de çalışma isteyenlere iş imkanları imkan veriyoruz. Güvenli ve sıcak gelmesi için Türkiye'de dolandırılma işlemleri çok olduğu için biz gönül de gönül rahatlığıyla başvurabilmesi için burada bulunmaktayız kendimiz şirket olarak. Evet Sülgün Hanım, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben Sülgün Nuri ve Ulusal Danışmanlık firmamızda danışmanlık yapıyorum. Danışmanlık hizmeti, hizmeti vermektesiniz. Peki efendim, yabancı uyruklu vatandaşlar size nasıl başvuruyorlar, sizden ne gibi hizmetler alıyorlar, siz onlara ne gibi olanaklar sağlıyorsunuz? Şimdi Türkiye'ye geldiği zaman tabii ki
bu evrak konusunda ve iş imkanı izni konusunda. Evet, çalışma izni konusunda ve Türkiye'de çalışmak isteyenlere Türkiye yabancı geliyor. Sözünden ettiğimiz gibi yabancı. Bilmiyor. Evet, bilmiyor. Dolandırılabilir, başka dolandırılabilir, bir şey gelebilir. Tabii ki bu konular çok bile oluyor Türkiye'de. O yüzden yani güvenebileceği şirketimize burada hizmet vermekteyiz bu yabancı vatandaşlarımıza. Peki efendim, ulusal danışmanlığın İstanbul'daki diğer danışmanlık firmalarından farklarına değinmek istiyorum. Sizi sektörünüzdeki diğer firmalardan bir adım öteye götüren noktalarınız nelerdir? Şimdi Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da danışman firmalarımız çok tabii ki. Bu işlemleri yapan da var, arkadaşlarımız, tanıdıklarımız. Bizim danışman firmamız ulusal danışmanlık olarak tecrübeli ve güvenli şekilde eksik evraksız ve tamamı bitirme amacıyla kurulan şirket ve güvenlidir. Rahat güvenlidir. Güvenli, rahatlığıyla, iç rahatlığıyla işlem yaptırabilir ve bu güne kadar tüm belgeleri tam eksiksiz resmileştirilmiş olarak yapılmıştır bugüne kadar. Yani 4 senedir bir, herhangi bir sıkıntısız bir işlem yapılmıştır. Evet, herkese burayı beklemek üzere ulusal danışmanlık hizmetine sizi de davet ediyoruz. Evet, bizler sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezerek firmaların öncü adreslerini bulmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Merhabalar değerli izleyiciler. İstanbul Güngören'den ekranlarınızda konuk olduk. SM Aksesuar'dayız. Sayın Seyfettin Torunoğlu ile birlikteyiz. Efendim merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederiz. Efendim SM Aksesuar'dayız. Firma sahibi sizsiniz. Evet. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben Seyfettin Torunoğlu. 99-2000 başlarında taş sektörünü kurduk. Tekstilin ihtiyaçlarından gereği. Taş bir bayanın elbisesinde, kıyafetindeki pırıltılardan ibaret değil. Evet. Bugün ayakkabıda, çantada, yaşantımızın her yerinde taş aksesuarı artık var. Evet. Bunu yurt dışındaki seyahatlerimizde beğendiğimiz, içeride showroom'da gösterteceğim ürünlerde devamlı yeniliyoruz. Dünya markalarına iş yapıyoruz. Bunların başlıca önde gelen firmalarından bir tanesi bugün Philip Lane markası var. Philip Lane'in ilk çıkışında bayağı bir yemeğimiz var. Yaptığımız ürünlerinde. Bugün Avrupa'nın tamamı girdiği bir marka. Bir İtalya şubemiz olacak yakın zamanlarda. İtalya'ya. Aynı zamanda İtalya'da da şube açmayı düşünüyorsunuz. Evet. Şube imalat olarak ve showroom olarak İtalya'da olmayı düşünüyoruz. 18 senedir, 19 senedir Türkiye'de çeşitli firmalara hizmet vermekteyiz. 19 yıllık köklü bir firmasınız aslında. Evet. Kaç senedir buradasınız İstanbul Güngören'de? İstanbul Güngören'de 8 senedir buradayız. Bundan önce Soğanlı'daydık. Bahçelerlerde. Özel siparişler ürünler yaptığımız için bir ana merkezde toplamadığımızdan 3 tane bina altında. Ayrıca bizim yaptığımız sektörde ev hanımları bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Ev hanımlarına da evlerinde iş veriyorsunuz. İş veriyoruz, dizim yaptırıyoruz. Normal iş olarak verdiğimiz şeylerde onlar da işlerine ve mutfak masraflarına katkıda bulunuyoruz. Peki efendim, bizler sizleri ileride nerelerde göreceğiz? İtalya haricinde başka bir planınız da var mı? SM Aksesuarı gün geçtikçe nerelerde göreceğiz? İtalya harici herhangi bir planımız yok. Yani İtalya aslında Türkiye tekstilde çok çok önde bir ülke. Ama markalaşma yönünden gitmediğimizden kendimizi ifade edemiyoruz. Bugün yapılan şeylerin çoğu imitasyon markalar, taklit markalar. Yani inşallah ilerleyen zamanda hükümetimiz de bu konuda ön ayak olmaya çalışıyor. Kendi markalarımızı oluşturursak, bugün yurt dışı seyahatlerinde gördüğümüz dünyada kimse bizden farklı bir şey yapmıyor. Evet. Hız olarak artık Türkiye.
tasarım desen olarak artık Türkiye. Yani Türkiye bir tekstil lokomotifi olabilir. Hı-hı. Yapılabilir. Ama kendimizi pazarlama olarak, vizyon olarak, vitrin olarak Türkiye'yi pazarlayamıyoruz. Bir tekstilimizi ön plana çıkartamıyoruz. Bu konuda da bizlere büyük önem taşıyor aslında. Teşekkür ediyorum. Bizler de öyle. SM Aksesuar'daydık, İstanbul Güngören'deydik, Seyfettin Torunoğlu ile birlikteydik. Kendisi bize biraz tekstilden, biraz taştan, biraz aksesuardan bahsetti. Aktarmış olduğu bilgiler için de kendisine teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın. Merhabalar değerli izleyiciler. İstanbul Pendik'ten ekranlarınızda konuk oluyoruz. Avşar Kızı Danışmanlık'tayız. Yanımızda Sayın Arzu Zehra Altın var. Merhabalar Arzu Hanım. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler, bizler de iyiyiz. Efendim, bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. İstanbul Pendik'te yaşıyorum. 31 yaşındayım. Danışmanlık şirketi ve gayrimenkulle uğraşıyorum. Yaklaşık 5 yıldır kendi işimle uğraşıyorum. Peki Avşar Kızı Danışmanlık olarak burada yapmış olduğunuz çalışmalar, hizmetler, projeler nelerdir? Avşar Kızı Danışmanlık benim çocukluğumun hayaliydi ve çocukluğumdan bugüne kadar Avşar Kızı olarak çok işler başardık. Yaklaşık ilk işimiz 2007'de başladı. 2007, 2008, 2009 ve bugüne kadar uzanan yani 10 yıldır Avşar Kızı Danışmanlık olarak tekbir giyimde, Karaca'da, Armine'de, Evkur'da hizmetler verdik ve dünya genelinde bütün büyük markalara hizmet veriyoruz. Hem promosyon hem bay ve bayan eleman olarak her şekilde o insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani ev hanımlarına da, öğrencilere de istihdam sağlıyorsunuz. Aynen. Evlere, iş yerlerine iş veriyorsunuz. Evet. Sizin yani sayenizde. Biz diyoruz ki ne olursan ol, yine gel diyoruz. Diyorsun. İster emekli ol, ister çalışan ol, istersen de öğrenci okuyan ol diyoruz ve boş zamanlarını değerlendir diyoruz. Boş, hiçbir şekilde boş durmak iyi değildir. Her şekilde insan kendisine ek gelir sağlamalı. Yani yaşadığı sürece ek gelirle, ek geliri her zaman insanların ihtiyacı var. Tabii ki herkesin, herkesin ek gelire ihtiyacı vardır. Bunu bizler de çok iyi biliyoruz. Peki efendim, biz sizi Avşar Kızı Danışmanlık olarak ileride nerelerde göreceğiz? İleriye yönelik projeleriniz, çalışmalarınız nelerdir? Şubeleşmeyi düşünüyor musunuz? Yerinizi büyütmeyi düşünüyor musunuz? Kulağıma bu tarz duyumlar geldi. Evet, Allah nasip ederse tabii ki büyük projelerimiz var. Öncelikle inşaat ve gayrimenkulde büyümeyi düşünüyoruz. İnşallah tabii ki Avşar Kızı'nı dünya genelinde herkes tanıyacak. İnşallah bizler de sizlerin ileriye yönelik başarılarının devamını dileriz efendim. İnşallah. Peki efendim, biliyorsunuz ki her sektörün, her işin kendine göre bir zorluğu var. Biraz da sektörel sıkıntılarınıza değinmek istiyorum. Ekran başındaki izleyicileri de bilinçlendirmek adına bize biraz sektörel sıkıntılarınızdan bahseder misiniz? Sektörel sıkıntılarımız şöyle. Zaten piyasanın durumu şu an her şekilde ortada. Şu an ne uzayabiliyoruz ne de kısalabiliyoruz. Şu an sadece herkes gibi olduğumuz yerde sayıyoruz biz de. Çünkü piyasanın durumu nereye gittiğini bilmiyoruz. Bekliyoruz tabii sadece. Peki efendim, biliyorsunuz ki en önemlisi müşteri memnuniyeti. Evet. Müşteri memnuniyetinin sizin için önemi nedir? Müşteri memnuniyeti, müşterilerimiz bizim için çok önemlidir. Bizim için her şeyden önemli, ticaretten önemli olan tek şey müşteri memnuniyetidir. Çok haklısınız. Bizler de güzel düşüncelerinizi tebrik ederiz. Efendim, İstanbul Pendik'teydik bugün. Avşar Kızı Danışmanlık'taydık. Yanımızda sevgili Arzu Zehra Altın vardı. Kendisine güzel fikirlerinden ve düşüncelerinden ötürü bir kez daha teşekkür ederiz. Bizler sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Merhabalar değerli izleyiciler. İstanbul Büyükçekmece'deyiz. Karadeniz Kuyumculuk'tayız. Yanımızda firma yetkilisi, firma sahibi Sayın Ömer Küçükali var. Merhabalar Ömer Bey. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Böyle ışıl ışıl bir dükkandayız. Teşekkürler. Buraları gördük. Daha iyi olduk diyelim. Efendim, bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Biz Büyükçekmece ilçesinde 20 yıldır hizmet veren bir dükkanız. Sektörümüzde başarılı olduğumuzu
düşünüyoruz. Çünkü 20 yıllık bir tecrübemiz var. Bizim burada başarılı olmamızın sebebi fiyat politikamız. Biz bu şekilde zaten fiyatlarımızla geldik. Bizim mallarımız olsun, ürünlerimiz olsun, ya bunların hepsi markalı olup, Blue Diamond bayiliğimizde olup, yani biz... Hem kendi ürünlerimiz aynen, var, hem kendi, Blue Diamond. Aynen, kendi üretimimiz olup, Blue Diamond'ın da bayiliğini alarak kendi bünyemizde daha güçlü bir hale geldik. 20 yıldır ufak bir dükkanda hizmet veriyorduk. Yaklaşık bir 4 aydır bu dükkanda daha rahat bir şekilde müşterilerimizi karşılıyoruz. Daha rahat bir şekilde insanlara hizmet veriyoruz. Yani piyasanın kötü olduğunu söylüyorlar ama biz bundan hiçbir zaman etkilenmedik. Çünkü bizim hizmetlerimizden dolayı, bizim fiyat politikamızdan dolayı biz her zaman bu işte başarılı olduk. Her zaman da en iyi yerlere geldiğimizi düşünüyorum. Peki efendim, önümüz 14 Şubat Sevgililer Günü, biliyorsunuz sizin için önemli bir zaman dilimi. Sevgililer Günü'ne özel kampanyalarınız var mıdır? Var. Mesela şu görmüş olduğumuz Swarovski olan yüzüğümüz normalde 270 lira olup Sevgililer Günü'nde 170 liraya satışa sunulacaktır. Çok uygun gerçekten. Neredeyse gümüş fiyatı. Aynen öyle. Yani o da neden dolayı yapılıyor? Yani çünkü sonucunda bir yerlere geldiğin zaman insanlar senden bir şeyler bekliyor marka olarak. Karadeniz Kuyumculuk'ta bu Büyükçekmece ilçesinin bilinmiş bir markasıdır. Yani insanlar bizi bilir. Ondan dolayı bazı şeyleri yapmak zorundasın ve bunu insanlara yapacağız. Çok da güzel bir model. Sevgililer Günü'ne dolayı. Bu senin en çok trend modeli zaten. Ondan ziyade Blue Diamond'da belli başlı indirimler. Pırlanta modelleriniz de var tabii ki. Aynen. Yani pırlantada da zaten burada yaklaşık bir 2,5-3 senedir Blue Diamond bayiliğimiz var. Daha önceden de pırlanta satışımız vardı ama şu anda bayilikte daha iyi yerlere geleceğiz inşallah. Efendim, İstanbul Büyükçekmece'den katıldık. Karadeniz Kuyumculuk'taydık. Yanımızda Sayın Ömer Küçük Ali vardı. Bize biraz kampanyalardan ve hizmetlerinden, başarı hikayelerinden bahsetti. Kendilerine bir kez daha teşekkür ederiz. Ben aktarmış teşekkür oldukları bilgiler için. Sizin de ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Merhabalar değerli izleyiciler. İstanbul Maslak'tayız. Sektörünün öncü bir firmasındayız. Hemapar Otomotiv'deyiz. Yanımızda firma yetkilisi Sayın Polat Berberen var. Merhabalar efendim. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz iyisiniz. Çok teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Polat Bey, bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Adım Hasan Polat Berberen. 42 yaşındayım. 32 yıldır bu işle meşgulüm. Devam ediyoruz hala çalışmaya. Bu hizmet vermeye çalışıyoruz. 32 yıllık bir otomotiv tecrübesi var karşımızda. Bu yüzden sektörünün öncü firması dedik. Gerçekten de öyle. Peki efendim, bize biraz burada yapmış olduğunuz çalışmalarınızdan ve hizmetlerinizden bahseder misiniz? Biz yedek parça yardımcı olmaya çalışıyoruz. İşimiz otomatik şanzıman. Her türlü marka da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunun haricinde Chrysler ve Jeep grubunda her türlü parçada yardımcı olmaya çalışıyoruz. İthalatçı bir firmayız. Hemapar yeni bir şirket. 2012'de kurulmuş bir şirket. Nihai toplanımız da var. Perakende de yapıyoruz. Çalışma şeklimiz böyle. Otomotiv sektörünün evet, öncü markası dedik. Peki efendim, kaç şubeniz var?
Bizim 4 şubemiz var. İstanbul'da 2 şubemiz var. Maslak ve Bostancı olmak üzere. İzmir'de bir şubemiz var. Bir de Ankara'da şubemiz var. Yani Türkiye'nin birçok yerinde de şubeleriniz mevcut. Evet. Peki efendim kaç kişilik bir kadronuz var? Bizim 20 kişi falan var kadromuz, çalışanımız. Hizmet vermeye çalışıyoruz. Devam ediyorsunuz. Evet. Peki efendim, çok yeni bir şirket olmanıza rağmen şu an için 4 tane şubeniz var. Bu çok güzel bir kayıt. Peki ileriye yönelik hedeflerinizden bahsedecek olursak, yine biz bu kadar kısa bir sürede Hemopar Otomotiv'i ileriye yönelik birçok şubeyle tekrar Türkiye'nin birçok yerinde görebilecek miyiz? Tabii ki bu projemizde var yeni şubelerimiz. Kendimi yenileme konusunda şanzıman sürekli gelişen bir sektör. Sürekli yeni şeyler çıkıyor, türler çıkıyor. Bunlarda daha iyi hizmet verebilmek için sürekli kendimizi yenilemek zorundayız. 56 modelden 2018'e kadar her türlü arabaya yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ve yeni yeni çıkan türler de var. Bunlarla ilgili kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Evet değerli izleyiciler, İstanbul Maslak'taydık, Hemopar Otomotiv'deydik. Sayın Polat Belveren bize şanzımandan ve otomotiv sektöründen bahsetti. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere, bizden ayrılmayın. Merhabalar değerli izleyiciler. İstanbul Bakırköy'deyiz. Akademi Royal Eğitim Kurumlarındayız. Yanımızda firma yetkilimiz Aslıhan Çoban var. Merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Çok teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Aslıhan Hanım, burası bir eğitim kurumu ama aynı zamanda güzellik akademisi. Evet, doğru. Peki, burada vermiş olduğunuz hizmetlerden, eğitimlerden bahseder misiniz? Tabii biz burada neler yapıyoruz? Öncelikle Milli Eğitim'e bağlı resmi bir eğitim kurumuyuz. Bununla birlikte güzellikle ilgili bütün eğitimleri veriyoruz. Güzellik uzmanlığı, kalıcı makyaj, microblading, profesyonel makyaj, masaj, birçok eğitimlerimiz var. Daha sonra da sertifikalarını veriyoruz ve işe yerleştirme yapıyoruz. Aynı zamanda burada biz bütün meslektaşlarıma da hazır fırsat bulmuşken seslenmek istiyorum. Güzellik salonları ve kuaförlere, hali hazırdaki olanlara COSGAP'ten 20 bin liraya kadar eğitim hibesi aldırıyoruz. Bunu da duyurmak istedim. Çok güzel bir program, devletimizin yeni teşvik ettiği bir program. Bütün meslektaşlarımızın da yararlanmasını istiyoruz. Buradan güzellik salonlarına da bu şekilde seslenmiş evet, olduk. Peki evet. Efendim, Royal Eğitim Kurumlarını biz ileriye yönelik nerelerde göreceğiz? Bundan seneler sonra bize ileriye yönelik hedeflerinizden biraz bahseder misiniz? Evet. Öncelikle Akademi Royal olarak daha öncesinde yurt dışında bu işleri yapmış bir kurum. 11 yıldan beri Türkiye'deyiz ve hedefimiz evde oturan hanımefendi kalmasın. Çok teşekkür ederiz. Ben aktarmış olduğunuz değerli bilgiler için sizleri konuk etmek çok güzeldi programımızda. Çok teşekkürler. Başarılarınızın devamını dileriz. Daha nice uzun bereketli yıllar dileriz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler, İstanbul Bakırköy'de Akademi Royal'deydik. Aslıhan Hanım'la birlikteydik. Kendisi bize Akademi Royal Eğitim Kurumu'nun hizmetlerini ve farklarını anlattı. Kendisine bir kez daha teşekkür ederiz. Hoşça kalın, esen kalın. Merhabalar değerli izleyiciler. Kocaeli'ndeyiz. Yanımızda Sayın Baran Süleymanoğlu var. BRS Otomotiv'in firma yetkilisi kendisi. Efendim merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz Kübra Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Bizler de iyiyiz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Kendimden bahsedeyim. 30 yaşındayım. 94 yılında Kocaeli'ye geldim. 10 yıl önce otomotiv sektörüne ilk Zenay'la birlikte başladım. Zenay aile şirketi olarak farklı bir sektörde hizmet göstereceği için BRS Otomotiv olarak, şahsi olarak kendi işletmemle birlikte BRS Otomotiv ile yolumuza devam etmekteyiz. Otomotiv sektörüne Zenay Otomotiv olarak başladım. Şu an BRS Otomotiv olarak devam ediyorum. Zenay farklı bir kategoride, farklı bir sektörde hizmet verecek. Zenay Otomotiv olarak vermeyecek, BRS olarak biz hizmet vereceğiz. İleriye yönelik bu şekilde evet, düşünüyorsunuz. Evet. Peki, hem Zenay hem BRS olarak vermiş olduğunuz hizmetler ve çalışmalar nelerdir? BRS Otomotiv olarak Zenay'ın devriyle birlikte, Zenay'ın petrol ürünleri ve gıda sektörüne, inşaat sektörüne geçişiyle birlikte BRS Otomotiv olarak devam edecek.
Ve Zena ile birlikte ise petrol işiyle devam edeceğiz. İleriye dönük olarak yine inşaatla Zena ile devam edeceğiz. Yine BRS ile devam edeceğiz. BRS ile biraz daha otomotiv sektöründe biraz daha böyle otomotivin diğer dallarıyla kiralamaymış vesaireymiş bunlarla birlikte devam etmeyi düşünüyoruz ileriye dönük. Yani Zenay Otomotiv olarak farklı sektörlerde de ileriye yönelik sizleri evet, göreceğiz. Evet. İnşallah biz de başarılarınızın devamını olarak dileriz. Evet. Peki efendim, burada kaç kişilik bir kadroyla hizmet vermektesiniz? Şu an Zenay olarak 10 kişiye yakın bir kadroyla hizmet vermekteyiz. BRS olarak daha yeni bir firma olduğu için kuruluş aşamasındayız. 3 kişiyiz. Daha da kişi olarak farklılıklar, artışlar olacaktır. Peki ben biraz hedef kitlenizden bahsetmek istiyorum. Evet, biz şu an Kocaeli'ndeyiz ama bizim müşteri portföyümüz sadece Kocaeli'den ibaret değil. Evet. Farklı şehirlerden, çevre illerden evet, de alım satım yaptığımız, kiralama yaptığımız evet, müşterilerimiz var. Evet. Nerelere hitap ediyorsunuz? Kurumsal bir firma olduğu, için internet üzerinden de sahibinden.com vesaire bunlarda da üyeliklerimiz vardır. Bunlardan dolayı şehir dışından talepler oluyor, araçlarımıza talepler oluyor. Şehir dışından araçlara talepler olduğu gibi bizlerin de şehir dışından araçlarına talepte bulunduğumuz kişiler oluyor. Şehir dışından alım ve satımlarımızı da şehir dışından şehirler arası da yapmaktayız. Yani ekran başındaki izleyicilerimiz evet, farklı internet sitelerinden de sizlere evet, ulaşabilir. Evet, internet BRS sitemizden ve sahibinden.com'dan sitelerimize ulaşabilirler. Evet. Bu şekilde de size ulaşabilirler. Evet. Bunu da hatırlatalım. Evet. Peki efendim, son olarak ekran başındaki izleyicilerimize, evet, müşterilerinize neler aktarmak istersiniz BRS Otomotiv ile alakalı? BRS Otomotiv ve Zenay Petrol Ürünleri Gıda İnşaat olarak şunu aktarmak isterim. İnsanların bize gelirken yalnızca buradan araç alıp gitmeleri veya buraya geldikleri zaman illa bir ticaret yapma zorunluluğunda olmadıklarını, kapımızın her zaman kendilerine açık olduklarını, misafir olarak gerek geldiklerinde ağırlanma olarak en iyi şekilde karşılanacaklarını kendilerine taahhüt ederim. Her zaman herkesi beklerim. Evet, sevgili Baran Süleymanoğlu ile birlikteydik. Bize bugün önce güven, önce dürüstlük, önce insanlık dedi kendi sektörüyle alakalı. Bizler de buradan kendilerinin başarılarının devamını dileriz. Çok dünden bugüne ederim, başarı programı olarak. Çok başarılar gerçekten Zenay Otomotiv'den BRS firmasına geçiş hikayesi tam bir dünden bugüne başarı hikayesi. Bu yüzden olmuş, evet, biz de sizi buradan kutluyoruz. Aktarmış olduğunuz değerli bilgiler için ve kıymetli zamanınız için çok teşekkür ederiz. Bizler çok teşekkür ederiz. Sizler buraya kadar yorulmuşsunuz, bizleri tercih etmişsiniz. Gerek kanalınız, gerek sizleri tanımış olduğumdan dolayı çok memnun oldum, çok mutlu oldum. Bizler de çok memnun İnşallah olduk. İnşallah bundan sonra da yine aynı şekilde herhangi bir şekilde görüşmelerimiz olur, yine tercih ediliriz. Teşekkür ederiz. Burada kalın. İnşallah diyelim. İnşallah. Efendim Kocaeli'deydik, BRS Otomotiv'deydik. Sevgili Baran Süleymanoğlu ile birlikteydik. Kendisi bugün bize kendi sektörünün inceliklerini ve özelliklerini anlattı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Hoşça kalın, esen kalın.
Evet değerli izleyiciler, bu hafta da dünden bugüne başarı ekibi sizler için sektörün lider isimlerini bir araya getirdi. Haftaya yeniden görüşünceye dek hoşça kalın, esen kalın.